Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Dediğimiz gibi kısa bir ara oldu. Çok değerli bir misafirle, Mehmet Ali Ardıç'la karşınızdayız. Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'dır kendisi. Son 2 yıldır yanılmıyorsam. Onunla bir sohbet yapacağız. Mehmet Ali Bey'in şeyi düşünüyorum, yani işin nabzını tutan, halkın nabzını tutan çok önemli bir kişilik olarak görüyorum. Onunla sohbetimizi bu yönde gerçekleştireceğiz. Bakalım nerelere gideriz sohbetimizde. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize de başlayalım. Hoş geldiniz, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydın. Evet, yani böyle şey koydum üzerine, yani bütün nabzı sen tutacaksın diye, ama da sanki haklıyım o konuda, çünkü insanların içindesiniz. Bir sürü işverenle, bir sürü zanaatkarla berabersiniz. İnsanlarla konuşursunuz ve hiç bu kadar zor zamanlar gördünüz mü adada? Yok. Hiç bu son bir sene değilim. Yani bir seneden bu tarafa memleket tamamen kontrolsüz bir biçimde devam ediyor yoluna. Evet. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani orası aslında çok önemli değil mi? O bilinmezlik, kontrolsüzlük. Çünkü biz %150, %200 enflasyonla da yaşadık. Ama sanki bu kadar bilinmez değildik. Sanki enflasyonu daha iyi hallederdik o zaman. Şimdi böyle işte döviz çıkar, işte emtia, işte petroldür, şudur budur, onların fiyatları çıkar. Bunu çeviren ve uygulayan müesseselere baktığımızda sanki normal fiyatlar değil, 3-5 adım ötesinde fiyatlarla karşınıza çıkar. %2 orada artış olmuş. Ürünün bir noktasına, evet. Diyelim ki işte süt pahalı oldu. Süt ürününden çıkan sütlaç bakıyorsun 20 kat artış yapmış kendisine. Evet. Bu nasıl oldu dersiniz böyle. Ama işte enflasyon, işte satmazsam ürünü daha işte 2 ay bekler, şu bu falan. Böyle acayip bir konumdayız. Evet. Bilinçli bir bilinçsizlik var, kaos var aramızda diyorum. Evet. Ona. Yani. Şimdi baktığında yani bunları denetim için bir ticaret dairesi var. Doğru. Var mı böyle bir denetim? Yani hayır. Markete gidiyorsun, aynı ürünü bir markette 50 liraysa diğer markette 60 lira. Yani bunu denetleyen bir mekanizma yok. Şimdi 50-60 olsa böyle diyeceğim, tamam ya 50-60'tır bunun farkı. Denk, çünkü biri 200'den aldı o maldan alırken, ha, diğeri de 10 tane tamam aldı. 200'den aldığı için adama 3 tane de bedava verdiler. Onu da kattı o bedavayı içine. Fiyatını düşürdü bu. Onun için satıyor bunu derim. Ama %100'e yakın fiyat farkları olan da vardır aralarında. İşte dediğim gibi, yani denetimsizlik, ticaret dairesi bunları, evet, ne zaman denetler, ne zaman... Ben bugüne kadar duymadım. Yani hep eksiğimiz var derler devlette. Ne zaman denetim den, adam yok der sana. Evet. Polis nerede den, adam yok adam der yok sana. Evet. Ne bileyim, vergi dairesine giden adam yok. Sosyal sigortalara giden işin olmaz, adam yok. Adam yok. Hiç adam yok hükümette, kamuda. Bizim de en çok dışarıda söylediğimiz nedir? Kamuda insan dolu. Ne yapar, evet, bu insanlar kamuda? Evet. Yanılmıyorsam 35 bin çek çıkar aktif. Bütününle beraber 60-70 bin çek çıkar galiba bütün tegavüt olanlardan, evet, falan. Tamam da bu kadar insan çalışır, o zaman biz niye insan bulamıyoruz bizim işte kamudan gelen hakkımız olan hizmeti, hı, alabilmek için niye insan yok orada? O da bir muamma. Evet. Yani işte dedim mi senin, yani bir kontrolsüzlüktür gidiyor. Evet. Yani asıl derler bir söz söylerim, memleketin çivisi çıktı. Resmen aynen, memleketin aynen çivisi çıkmış. Tabii. Elektrik yani, sizi nasıl etkiliyor elektrik mesela? Elektrik, yani bugün en küçük bir dükkana gitsen, bir esnafımıza gitsen 3000 lira elektrik parası görüyor. İnsanlar oturuyor, klima yakmıyor artık. Bu sıcaklarda 45 derecede. Çünkü yakarsa ödeyemeyecek. Yakarsa elektriğini ödeyemeyecek. Ya elektriği ödeyemeyecek, ya dükkan kirasını ödeyemeyecek. Yani o kadar bir kötü. Yani bu elektriklerin zamları her gün yani bıktırdı, değil usandırdı mi insanları? Yeah. Yani herkes kepen vurup kapatıyor. Yani bugün yiyecek, içecek küçük büfeler bize olanları bir çalışma yaptık. %70 kapanış var.
%70. Oo, çok bak diyorum yani, çok iddia ediyorum. %70 küçük büfeciktir, küçük lokantacıktır, küçük işletmelerdir. Yani bizim üyelerimiz. Tabii. Kapanıyor. E bunlar kapanıyor. Neden kapanıyor? Çünkü adam elektrik parasını ödeyemiyor. Kirayı ödenemiyor. İnsanların cebinde para yok, gitsin yemek yesin. Yani artık küçük restoranlar artık yavaş yavaş kapanacak. Tabii. Çünkü bugün iki kişi gitsen en basit birer döner yesen 400 lira para verirsin. Evet. 400 lira para verirsin. Evet. E bir işçinin gündeliği ne kadardı ki onu ödeyecek? Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yani buna rağmen %70 kapanıyor. Bize devamlı yeni kayıtlar için iş yeri geliyor. Ama ne geliyor? Emlak. Başta emlak. Danışmanlık. Danışmanlık. Neyin danışmanlığıdır bu? Danışmanlık işte. Ha, yani yabancılara danışmanlık yapacaklar. İşte yabancı geldiğinde Rus, İranlı geldiğinde onlara mal satacak diye danışmanlık şirketleri kuruluyor. Bunlar açılıyor. Bunlar da dediğimiz hep yabancı uyruklulara hizmet mallarımız ardında. Hizmettir. Evet. Yabancı uyruklulara. Ama bu da balondur. Yani balondur bu belki bu, daha yani bunun iki sene sonra yoktur. Evet, sürdürebilir yanı yoktur bunun. Tabii. Yani çünkü satacak. Esnaf olarak, zanaatkarlar olarak istediğiniz böyle o adam o şeyinde bir dükkanında tiki toka işçiliğini yapsın, bir şey üretsin, bir şey yaratsın, işte sandviçini sarsın versin. Evet. Yani sürdürebilir. O bölgenin esnafını yedirsin. Yedirsin, evet. Budur bizde olan. Şimdi bunlar bu küçük yerler kapanırsa bir de işte işsizlik. Yani hükümete i̇şsizlik daha bağlıdır. Tabii. Bu çünkü işsizlik parasını isteyecek bu insanlar. Tabii muhakkak. Yani o zaman biraz yardım olsa... o zaman bu şeyden bahsedelim, primlerden, sigortalarda. Yani oradan ne kadar yardım alıyorsunuz? Yani sigorta primlerini devlet bir bahane bulup Şubat ayında depremden, Türkiye'de yaşanan büyük depremden dolayı ödemedi. Ödemedi ve onu durdurttu. Depreme yapacağız dedi. Yani ben hükümetin depreme bir şey yaptığını görmedim. Ama bugün ne iş yapsanız devlet dairesinde deprem vergisi kesiliyor. Deprem vergisi kesiliyor. Ama devlet ne yaptı ki burada? Hiçbir şey yaptığı yok. Yani bize bir sigorta prim desteği vardı. Onu da bahane ederek bunu, onu da kesti. Ama bakın Çalışma Bakanı'na her birkaç ayda bir bu ay vereceğiz. Bu ay yapacağız. Bu ay alacak. Asgari ücret arttı. Arkasına şey olacak. Eklemesi olacak. Primler olacak. Yani sadece konuşmak. Sadece konuşmak. Yani bugün bütün esnafın sigortalarımız görürsünüz böyle giderse 5-6 ay sonra sigortalar da zora düşecek. Çünkü insanlar yatırdamayacak sigortayı da. Taçra'ya konuşurdum geçen gün. Diyor ki borcu vardı ödedi. Yani 6 milyonluk borçtan 4'ünü ödedi. Diğer ikisini de böyle yapılandırdı. Hatta gazetelere çıktı işte borçlandı falan. Değildi aslında borç ödüyoruz diyor falan. O doğru bir yorum değildi. Ve sigortaların daha iyi durumda olduğundan bahsetti. Zaten %20'den ödedi içerisine. Sanki orada birkaç doğru adım atıyorlar orada. Tam doğru adım atıyor ama yani esnafa var mı bir şey? Yani, biz ona bakarız. Evet. Biz esnafa bakarız. Yani biz bir katkıyı dedik işte 10 çalışana kadar, 20 çalışana kadar verin. Bu küçük işletmeler bir can suyu olsun. O da bize dediler tüm kesimlere verecek. Tam vermeyeceksin. Bazı kesimlere vermeyeceksin. Yani ayrımcılık yapmak ama yani bugün marketler en fazla işleyen kurum onlardır. Gıda tedarikçileri. Gıda tedarikçileri. Yani, vermeyeceğim bunlara. Tabii. Yani onunla sen koskoca bir büyük marketçiyle sen küçük bir esnafı, bir kuaförü, bir berberi, bilmem bir el sanatı yapan birini sen aynı kıyasla tutaman ki. Tabii, vermeyeceğim tabii, bunlara vermeyeceğim. Tabii. Bunlara biraz benzin istasyonu olan birini sen nasıl yani diyecek? Hem Türk'e satar hem Rum'a satar. Evet. Bidonlarla satar, her şeyini satar. Market Allah artırsın işlerini, o ayrı bir konu da. Ama dediğiniz gibi yani herkese vereceğine biraz daha konsantre. Esnaf ve zanaatkarlara yardımcı olur. Sanatkarlara ver bunu. Yani sanatkarlara belki bunlar da bir can simidi olsun. Evet. Yani pandemiden çıktık. Tabii. Aynı şekilde devam ettik. Pandemide de bir şey vermedi devlet. Esnafa bir şey verdiği yoktu. Yani 1500 TL bir katkı verdiydi. O da başka bir şey verdiği yoktu. Peki esnaf ve zanaatkarların için büyüyemiyor. Yani şimdi ben bir esnafı mesela tesisatçı işiniz var sizin. Benim tesisatçı arkadaşı çağırdığımda
Geçen defa Pakistanlıyla geldi yanında. Bu defa o da kaçtı galiba. Galiba Pakistan'da da kendi işini kurdu galiba. İşte. Bir daha var. Bir daha var. Evet, bu da soracağım size. Evet. Dolayısıyla bu şey olmuyor. Yani geldi bir 10 dakika harcadı. İşte 500 lira verdik gitti. İşte şu oldu. Tabii bunda fatura falan yok. Hı. Yani böyle çalışılır artık. Hı. Çünkü vergiye de geçeceğim oradan. Hidrofor alındı. İşte şu kadar para hidrofora. İşte 1300 da işte bunun şu su falan dendi. Onu da yaptık. Şimdi bunun artık ben kaçırttım. Bunun ne kadar doğrudur? Artık bir fiyatı nedir? Ne bileyim ben zanaatkarlar odasından çıksa bir tesisatçı geldiğinde mesela İngiltere'de ne var? 15 dakikalığına çünkü onlar daha çıkıyoruz. Yerinden çıkıp 15 dakika sana geldiğinde bu kadar çarpıyor. Çünkü mesafeye benzin yakar göre. Mesafeye evet. göre de bu kadar. Evet. Çünkü çıktım ya Mausa'dan geldim. Ben de beni istedin sen. Mausa'dan geleyim. Benim harcadığım para budur. Benzin var. Onu 15 dakikalıklara kırar mesela İngiliz. Der ki 15 dakika. Geldim 15 dakikada sana çalıştım der. Parça da budur. Ve ona göre. Şimdi biz artık burada hiç bilmiyoruz. Çünkü ben küçük bir depo evciyi yaptırdım dışarıya. Benden işte 11 bin lira isteyen olduğu, 13 bin lira isteyen olduğu sadece altını yapıp temelini kurup zemin hazırlamak. Sonuçta 1500 liraya arkadaş geldi, yaptı, gitti mesela. Ve 3 günde çalıştı. Şimdi belki de arkadaşımı da ucuz yaptı. Ama ekip gelecekti, bu kadar kişi gelecekti ve yani 12 bin lirayla işte 1500 lirayla yani bu farklar şey artık var. Biz bilmiyoruz. İşte bizi nasıl eğitirsiniz? Yani bence sizin odanızında bir görevi de bu olmalı. Yani size ihtiyacı olan, sizin hizmetlerinizi kullanan biz halkı da belki korumanız, bizim çalınmamızı engellemeniz, bunun karşılığında da biz de sizin çalınmanızı engellememiz. Evet. Yani iki gün yanında çalıştı diye Pakistanlı geldi bana şey takar. İş sifonu takar üstüne. Evet. Hop o da senin yanına aynı para ister benden. Bir dakika bu adam bu kadar sene emek verdi yaptı evet. seni de yetiştirdi. Şimdi onun işini alın gibi. Onun için yani karşılıklı birbirimize bakmamız lazım. Ama bunu sizden de görmemiz lazım. Şimdi biz bu konuda bir adım attık. Yani ototamirciler birliği olarak. Geçenlerde bir adım attık. Fiyat listesi yayınladık. Yani bir adam bir arabanın istopunun değişmesi 5 eurodur. Evet. Yani bunu euro endeksledik. Ve bu adım diğer birliklerde de çalışmalarımız başladı. Geçen hafta ben birlik başkanlığına bir toplantı yaptım hepsiyle. Hepsimizin fiyat listeleri yavaş yavaş hazırlanmaya başlıyor. Güzel. Yani çünkü euroya endekslersek dersiniz ben bunu verebilirim sana. Evet. Ama TL ise veremem. TL ise nasıl vereyim ben bunu? Yani bir gün diyeceğim sen 100 TL ertesi gün geldim ve oldu 150 TL. Onun için biz bunu euro endeksleyecek ve bütün birlikler 11 tane birliğimiz var bizim odamıza bağlı. Geçen hafta toplantılarımızı yaptık. Her birlik kendi içinde çalışmalar yapıyor fiyatları. Hı, çok güzel. İşte mesela bizim tesisatçılarla ilgili Türkiye'den aldık. İşte 15 dakikalık yol bu kadardır. Dediğin gibi İngiltere'de aynı sistemdir. Biz bunları yavaş yavaş başladık çalışmaya. Bir de tabii burada bir de halkımıza bir çağrımız olacak. Yani geldiğinde biri evine de iş yapacak. Sor bakayım yani bu adam kayıtlı mı? Yani tesisatçıya birine kayıtlı mı? Makiniste gittiğinde arabanı getiresin. Makiniste birine kayıtlı mı? Elektrikçiler, elektrik müteahhitlerine kayıtlı mı? Hmm. Yani bunları da sormamız lazım artık. Sorgulamamız lazım. Şimdi her birliğin kendi üyesi var. O doğru. birlik üyelerine göre hareket etmemiz lazım. Ben evime çağırdığında birini hırsızdır, bu işi bilir, bilmez, bilmem. Ama geldiğinde sorarsan yani sen esnaf odasına üye misin? Evet der, kartını çıkartıp size gösterdi kartını. O zaman siz de hem kendinizi hem niyeti alırsınız. Bak doğru bir iş yapıyorum. Tabii. Yani, peki oda olarak yaptırımınız nedir o kişinin üstünde? Geldi bana tesisatı mahvetti. Bana. Evet. Sular fışkırır her yerden. Yanlış parça koydu, patladı, etti. Ben de gösterdi bana kartını. Ben de geldim başkana. Odaya şikayet etti. Şikayet ettim odaya. Yani geldi biz, bu adam mahvetti. Bir yaptırımınız yani var mı? Bir kişi rapor hazırlarız. Hakikaten bu adam hatalı iş yaptı. Hatalı iş yaptı. Ona göre o bilir kişi raporuna siz artık Mahkemeye gidersin yani. Ha, en azından o yardım yapabileceğimiz olur. Budur. Yani evet. Yani kaçağa da değinelim. Yani kaçak
her yerde kaçaktır. Yani bugün bakıyorum, yani işte biraz önce bahsettiniz. Geldi adam, biri 1000 lira istedi, o 1000 lira. Şimdi onun ne vergisi var, ne KDV'si var, hiçbir gideri yok. Evet. Çıkar diyor birinin adına bir çalışma izni. Geliyor, bir gidiyor bir bakkal dükkanı bilirim ben. 30-40 tane yanında çalışma izni adam var. Yani ama bunu da bir kaçak, bu da yani bu da bir yolsuzluktur. Tabii. Yani tabii. Sen bir markette ya ufak bir bakkal dükkanında 50 tane çalışma izni adam tutuyorsun. Çıkar diyor çalışma izni. Bunların yatırımları 5000'dir. Onlardan 5500, her birine 500 lira da fazladan alıyor. Tabii emeklerine karşı. Devam ediyor. İşini yapıyor adam. E bu da işte yani kayıt dışılık budur işte. Kayıt dışılık bu. Tabii. Yani andansa vergi vermez, hiçbir şey yapmaz. O yani zaman bir ihbar sistemimizin olması lazım. Ama şimdi mesela dediniz ya, bana göstersin kartını. Hı. Şimdi ben zaten tesisatçı 3 tane çağırdıktan sonra 4.'yü bulurum zaten. Evet. Yani gelen yok. Gelen bazen işte. Hem çok meşguller. Zaten ustalarımız Rum tarafına geçip de giriyorlar zaten. Bir de evet, o var, o sorun var. Gelmiyorlar. Bir de gelen zaten naz niyazından geliyor. Evet. Bu da nasıl önlenir? Bu nasıl yapılır? Onu da bilmiyorum. Çünkü adamı buldum, bir de adamı rahatsız edecek değilim. Kaçak mıdır, değil midir? Evet. Artık umurumda değil. Yeter ki işimi yapsın. Ya işimi evet, yapsın. Elektriksiz evet, kaldım evde. Evet. Yani ne yapmam gerekiyor? İşte orada? Yani dediğim gibi bunlar işte hep sanata önem vermediğimiz için oluyor. Değer, evet, usta değerini almıyor. Usta değerini almayınca ne yapacak? Kaçacak, gidecek güneye. Veyahut da aynen, bu işi bırakacak. Ben de bir abi bulayım da devlete gireyim. Yani hep budur. Yani bizim Çıraklık Eğitim Merkezimiz var bizim. Yani esnaf sanatkarların. Biz ailelere o kadar bir yürek işler yapıyoruz biz orada. Bilmiyorum yani haberiniz varsa bizim okulumuzdan. Biz çocuklar ortaokulu zorunlu eğitimi bitirdikten sonra lise çağına geldiklerinde okuyamazdı çocuk. Biz onları alıyoruz. Bizim şahane, okulumuza kaydediyoruz. Ve bu çocukları makinist ise haftanın 4 günü makinist garajında çalışıyor, bir günde okula gidiyor. Diyerek dersleri görüyor. Çok güzel. Yani buna devletin yapmadığını biz yapıyoruz burada esasında. Tabii, esasında çünkü devlet tam manasıyla bunu yapması. Hatta her tabii, çocuğu üniversiteye yollayacağına, İngiltere'de politeknikler vardı bir zaman. 6 ay okun, 6 ay işlen. Evet. Yani teoride öğrendiğini 6 ayda makinist dükkanında çırak olarak başlan ve belirli bir program vardı işte, tam bilmediğim için atıyorum işte makinayı indirme, bindirme, işte açma, işte gömlekleri tamam, değiştirme yani, falan. Yani bunu gelir ve hocalar bunun raporunu da alırlardı oradan. Evet, bunu başarıyla tamamladı işte, bir arabanın makinasının cuntalarını sökebildi falan, söktü evet, gibisinden. O adım adım onları da yaptırırlardı orada. Ve üniversite mezunundan daha önce iş alırlardı bunlar. Evet. Kapışırlardı. Çünkü diyor bana bir tane, iki tane mühendis yeter diyor. Yani iş bilen adam lazım. Gelen mühendislerin çoğu iş bilmez. Evet. Ama bu tip dediğin gibi çıraklık yapıp aynı zamanda okumuş insan çok daha faydalı olur topluma. Evet. Bir de bu insanlar niye bu işleri bırakalım Pakistanlılara, işte evet, Türkmenlere veyahut da Filipinlilere? Biz bu işleri yapabilmemiz lazım. Yani kendimiz, bizim Çıraklık Eğitim Merkezi'nden başladık. Talep var mı mesela? Var. Var, güzel. Var. Yani bunu çok zorladık ama zorlanıyoruz ama talebimiz var. Çok yani güzel. Şu anda aşağı yukarı 450'ye yakın öğrencimiz var. O çok güzel. 450'ye yakın öğrencimiz var. Bir sürü meslek dalında eğitim veriyoruz. Bunun yanında yetişkin eğitimimiz var yine. Çok güzel. Yani karar verdin sen makinist olacaksın. Gidip yetişkin eğitimine katılabilin. Kısaltılmış yetişkinler, daha kısaltılmış bir eğitim alıp evet, makinistlik kazanabilir. Makinist olur, makinist atölyesi açabilir. Ustalık belgesini sınavlarına girer. Onlar full time okullar, çıraklığı nasıl yapar? Şimdi mesela yetişkin eğitimini nasıl verirsiniz? Yetişkin eğitimi gene haftanın belli günleri okula geliyor. Orada okulda makine üzerinde dediğin gibi makinist. Orada motor açılır. Bilmem ne, hep atölyelerimiz var. Orada yapılıyor bunlar. Hmm. Çıraklık Eğitim Merkezi'den bir çırak 3 sene mezun olduktan sonra 3 seneden sonra mezun olur. Mezun olduktan hemen sonra
bir tane kalfalık sınavı var. Eğitim Bakanlığı yaptığımız. O kalfalık sınavına giriyorlar. Kalfalık sınavını kazananlar kalfalık diplomasını alıyor. Hatta erkek çocuklarda kalfalık sınavını kazanan çocuk askerliği de 12 ay yapıyor. Bak bu da çok önemli ha. Sırf teşvik yapalım diyor. Gönüllü kuvvetlerle görüştük bu konuyu. Ve onu öyle bağladık. Sırf çocuklar teşvik olsun. Erkek çocukları mesleğe teşvik olsun diye. Askerliği de 12 ay yapıyor. Bu 12 ay zarfında askerliğini bitirdikten sonra kalfalık sınavını aldı, kazandı. Ustalık belgesi alması için en az 5 yıl makinist ise bir makinistin yanında devam etmesi lazım mesleğine. O da sigortasında makinist diye yatırım yapılacak. Yani 5 yıl ben bitirdim, kalfalı aldım da gittim, ondan sonra makinistlik yapmadım, gittim sıvacılık yaptım. Ondan sonra geldim 5 sene sonra dedim ki ben isterim ustalık belgesi alayım. Alamam. Onu kesinlikle o 5 yılı yatırımın olacak sigortada. Tabii o yolu gideceksin. O yolu gideceksin. Ve biz bundan kesinlikle taviz vermeyik yani. Çok güzel. Yani o kurallara uyarız. Ne için yaparız bunu? Doğru dürüst ustalar yetiştirilsin. Aynen. Ama işte burada esas sorun devlet bacağı kalır. Devlet bu insanlara sahip çıkarsa da kaçağı önler da tesisatçı ya da elektrikçi iş bulur piyasada da yapar. Bu çocuklar da mesleklerine devam edecek. Çoğu da mesleklerine devam edemiyor. Çünkü dediğim gibi insan gelir adam iş bulamıyor. Bangladeşli alır işi, Pakistanlı alır, Adana'dan gelen alır, tamamen kaçak. Hatay'dan gelen alır, kaçak. Yani hiçbir şey yok. E bu çocuklar nasıl ki kendi işlerini kuracaklar? Tabii. Önemli olan budur. Önemli olan bu kaçağın demektir. Hem ve kaçağın yaptığı zarardan konuşalım. İşte geçen gün bir turist olarak adaya gelen bir kişi hemen işe başlar. Kamyona oturur, kamyon sürer. Evet. Ve az kalsın iki insandan çarpışır. Az kalsın bir tanesi ağır hastadır. Ağır yaralıdır. Yani insan öldürsün. Şimdi ve hatta tutuklanması devam ediyor ve bekliyorlar, yargıya almıyorlar. Çünkü ağır yaralının durumu değişebilir. Ve bu anlamda inşallah iyiye doğru değişir. Bu da işte cezayla kurtulur. İnşallah. Yani inşallah. Ama durum bu. İş turist olarak geliyor. Hemen işe giriyor. Al sana bir tane kamyoncu mesela. Kaçak çalışıyor. Şimdi işçi ekmek parasına çalışıyor. Tamam. Öbürü diyor ki adam bulamıyorum. Yani kamyon oturur orada. İş var. İşte çakıl taşımam lazım. Taşıyamıyorum. Çünkü kamyon sürücüsü yok memlekette. Ne yapmam lazım? İşte adamı getirtti. İşte belki de denesin diye getirtti kendini. Ön izini yapacaktı. Bir kazaya karıştı. Ama bu sanki her yerde böyle oluyor. Kamyonda ölümcül bir kazaya sebep verebilirdi. Kaçak bir elektrik işçisi. Evet. Aynı şekilde ölüme sebep veremez mi? İskele'de iki kişi öldü. Dün İskele'de. Ya onlar kaçak mıydı o kişiler? Bilmiyorum. Yani yabancı uyruklu iki kişi yani günah candır. Allah rahmet eylesin. Yani, ama burada bu adamı sen getirdin. Tabii ki kamyoncunun da ihtiyacı var şoföre. Ama sen bunu dünden getirdin. Çalışma Bakanı şimdi devreye girmesi lazım. Hemen. Aynen, tabii. İşverene cezayı kesmesi lazım. İççiye değil işverene. İşverene. Tamam. Aynen. Tamam sen kabul ediyorum acele kum taşımanı. Ama sen kum taşımakta bir insanın hayatından oynayamam. Oynayabilir miyim sen bir insanın hayatından? Sen artık yüklü bir bombasın. Yani, bak Allah korusun o insanlar ölse gitse yani ne olacak yani? Yeah. Yatacak 5 sene, 10 sene hapis. Yani bu can geri gelir mi? Sen bunu geldi gemiden, indi, hemenden aldın, verdin ya kamyonu. Vermeyeceksin. Tabii. Şartları vermeyeceksin. Nedir, şeydir. Vermeyeceksin. Yani. Alacaksın, ilk önce bunu denettireceksin. Hatta bunlar için biz girişim de yaptık ama bir türlü uygulamadık. Bunları da bir testten geçirmemiz lazım. Tabii. Oda olarak biz. Tabii. Yani ama zaten Ulaştırma Bakanlığı'na bir çalışma vardı ama yürümedi kaldı. Evet. Yani bunları da bir testten geçirmemiz lazım. Şimdi geçen artık Türkiye sürüş ehliyetleri adada geçerlidir. Evet. Hiçbir soru sorulmadan. Tamam yani buna karşı çıkamayız. Çünkü bizim ehliyetlerimiz de bugün gittiğinizde Türkiye'de, Avrupa'da bizimkiler de geçerlidir. Evet. Biz de işte soldan süreriz, direksiyon sağdadır. Onlar sağda sürer, direksiyon soldadır. Şimdi biz bunu beceriyle Avrupa'da yapabiliyoruz, Türkiye'de yapabiliyoruz. Beklenen diyelim ki Türkiye vatandaşının burada aynı beceriyle arabasını sürmesidir. Orada ben sorun görmüyorum.
Ama bir müddet sonra böyle tehlikeli arabalar, kamyonlar. İş araçları, yani iş araçları bunlar büyük araçlar. Daha fazla, yani araba değil ki, bu arabada normal tekniktir. Aynen, yani bu 50-60 kilometre çarpışan arabadan çok bir şey çıkmaz. Evet. Çok alkollü ve takla attıkları zaman sorun oluyor. Ama iş araçları bir bombadır. Evet. Hatırla, 7 kişi ölmüştü kamyonun sıkıştırması içerisinde. Evet. Demek ki bunlar çok ölümcüldür. Demek ki bu adamları hakikaten bir testten geçirmek lazım. Yani iyi güzel sen İstanbul'da sürüyorsun ama gel de bu adada sür. Bizim birazcık daha dardır yollarımız. İşte o prensibi uyguluyor. Hani işte yokuşu hangi viteste çıkarsan aynı viteste inersin gibisinden. Evet. Çoğu bakıyorum çok daha hızlı iniyorlar ve stoplarına güveniyorlar. Çünkü yeni kamyonlarda stoplar hakikaten daha muhteşem. Şey. Evet. Muhteşem ama onlar da sınıfta kalabilir bir gün. Tabii. Yani evet. Dolayısıyla canlı bomba. Bu da yapılmıyor. Bunu zorlayıcı ne yapmak lazım? Yani sizlerin gidip kapıları mı yıkması lazım? Evet. Yani biz bunu çok defalarca. Yani biz bunu dediğim gibi bunlar muhakkak ve muhakkak burada bir eğitimden geçmesi lazım. Evet. Muhakkak bir eğitimden geçmesi lazım. Yani böyle al ver eline kamyonu, ver eline vinci, yani olmaz. Evet, o yani, değildir tabii. Olacak gibi değil yani. Peki, Çalışma Bakanlığı'nda çok şey var yani. Çok sıkıntı var bu konularda. Evet. Sizi dinler mi? Görür mü sizi? Görmez. Yani görmez. Biz bizim odamızı mesela denetim yapma yetkisi var. Yasayla, yani bizim odamız yasayla kurulmuş. Yasalar bize yetki veriyor. Ben geleyim sizin dükkanda, siz kuaförsünüz. Bakayım, vergi falan var mı? Belediye kaydın var mı? Adamının çalışma izni var mı? Hepsini biz kontrol ederiz. Ama ceza kesme yetkimiz yoktur. O raporlamayı yapıyoruz biz. Bakanlığa yolluyoruz. Bugüne kadar bir tane geri gelmedi. Bir tane. Geçen gece toplantı vardı. Dedim mesela birlik başkanlarla. Yani ototamirciler birliği diyor ki başkanı. Başkan diyor, bir atölyeyi diyor, dörde böldüler sanayi bölgesinde. Bir iş yeri kaydı, üç tanesi de kaçak. Çalışma Bakanlığı. Evet, bir atölyeyi dörde böldü. Bir oldu kaportacı, bir oldu boyacı, bir oldu otoelektrikçisi. Ama halbuki onun iş yeri bir tane kaydı var. Yani bunun gibi yüzlerle kayıt dışılık var. Ve bunları biz diyor giderek çalışma dairesine söylerik. İşte bahsettiğimiz gibi personel yok. Gidecek müfettiş yok. Tam da yani bunları denetlemezsek biz esnafımız nasıl kalkınacak? Aynen. Nasıl kalkınacak? Aynen. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani oraya gidip yardım isteyen vatandaşın rolü değildir. Yani işte bugün ben şimdi olsun, gideyim olsun. Şimdi çalışma dedim ki filan inşaatta 20 tane kaçak var. Tamam gideceğiz biz. Evet. Ne zaman gideceğim? Müdahale o anda olması gerekir ki sen de kaçağı tutasın. Tabii. Kaçağı tutasın. Bizde o anda hiçbir şey yok. Ben hep buralardan şeyi tavsiye ederim. Artık arabalarımızda kameralar olsun. Hem kazaları göndersiniz hem de kendi arabanızda bir soygun varsa, normal bir durum, anormal bir durum gelişiyorsa iki taraflı kameralar tespit eder böyle. Yani bunlar delil olarak kabul edilsin artık. Edilmez. Evet. Ben gideyim telefonda çekeyim birini kaçak da delil yoksa onu kabul etmez ki. Etmez. Bir de daha sana suç duyurusunda durur ki kendini kayda aldın diye. Aynen. Yani bu kadar bir şey. Aynen. Yani aynen. Niye bu bunları şey düzeltiyoruz? Niye bu? Yani bunlar basit şeyler. Basit şeyler bunlar. Yani bunlar çok rahatla düzeltebilecek şeylerdi. Ama tuhaf. Maalesef yok. Yani yok. Dediğim insan kontrolsüz bir düzen gidiyor. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Yani sanayi bölgelerinde dediğim gibi işler acısı durum. Sanayi bölgelerinin ben başkan olduktan sonra sanayi odası, ticaret odası ve sanayi dairesi bir protokol yaptık. Ticaret odası da. Ve bu sanayi dairelerinin kontrolünü esnafa ve bizlere versinler. Aslında amcaoğlu bu konuda teşekkür eder ki çok iyi bir iş yaptık yani burada. Eskiden bakanın veyahut da bir müdürün iki dudağının arasındaydı. Ben gittim arsa istedim sanayi bölgesinden arsa alacağım. Müdür istediğine verirdi, istediğine vermezdi. Veyahut da bakan. Şimdi bir komisyon kuruldu burada. Bu komisyondan geçecek.
Hem doğru işler yapılacak. Geldiniz siz, ben bardak üreteceğim. Bakacak bir komisyon, bakacak hakikaten bu adamın böyle bir işi var, böyle bir çalışması var, böyle bir şirketi var. Vereceğiz gene arsasını, bardak üretsin. Bir de var, adam alırdı buraları, tutardı orada, 10 sene hiçbir yatırım yapmaz. Ondan sonra 300 bin dolara, 400 bin dolara hava parasına devletin malını satıyor. Tabii. Hava parasına. Yani bunun gibi bir sürü şeyler var. Dediğim gibi işte atölyeleri 5-6'ya bölüyorlar. Tamamen şimdi bunları biz hep düzene koyuyoruz. Başladık tabii çalışmaya. Her sanayi bölgesi, 18 tane sanayi bölgesi var Adagelen'de. Evet. Her sanayi bölgesinde kendi yönetimleri olacak. Aslında ki bir grubun yönetim kurulu var. Hmm. O yönetim kurulu olacak. O tabii, bölgedeki tabii sorunları tespit edip tabii üst kurula verilecek. Üst kurulda gerekli mercileri yapmak yükümlüdür. Ve bu kaçaklar da önleyecek. Bakacak, gelecek, senin burada bir tane kaydın var. Bu dört iş yeri nerede? Dört iş yeri nerededir? Dört tane iş yeri vergilendirmen lazım senin. Yani aynen. Budur yani. Ama işte bunu yapmak, işte siz de kaynak isteyeceksiniz, adam isteyeceksiniz. Tabii, yani, evet. Yani hep onlar. Evet. Yani bir biz, sene bir sene. O zaman senin görevin dolar her kaç senededir diye mesela dört seçim. Yılda, dört evet, yılda bir. Evet. Dört yılda daha bir şeyi başarana evet kadar bir de bakarsınız ansızın. Görevde değilsiniz artık. Evet. Çünkü yani bu sanayi bölgeleri konusunda yani başkanın değişmesi fazla bir işe etkili değil. Yani anladım, orada bir komisyon var. O komisyona esnaf odasından iki tane komisyon üyesi var orada. Anladım. İki tane, üç tane sanayi dairesinden, iki tane ticaret odasından. Devletten de, üç kişi de devletten. Yani bu komisyon bunu yürüdür. Artık böyle kolay kolay, yani burada bakana teşekkür ederim. Bu konuda çok iyi bir iş yaptı. Tamam. İyi iş yaptı. Yani iyi iş yapana biz iyi iş yaptı dedik. Elbette, elbette. İyi iş yapana iş yaptı dedik. Ama tabii dediğim gibi ise diğerleri, bu Çalışma Bakanlığı bizim bu sigorta primlerini, yani tekrar getireyim ama bu sigorta primleri derhal başlaması gerekir. Asgari ücret arttırdığı gün Sayın Bakan açıkladı. Sigorta primleri devam edecek. Hani yok yani yok. Aynen. Yani her gün bunları dile getiririm. Aynen. Yani bir de şeyi düşünürüm. Yani yardım yapılırken tam gerisin geriye gideriz böyle ve zengin müesseseler yardım alır. Esas düşkünler de böyle yardım evet, almaz. Yani evet, o anomaliyi bile beklerim yani bizden. Yani tabii bir beceriksizlik yani, var o konuda. Devlete giden zor durumda hesap borçlanın. Tamam yani borçlan yani bu esnaf neyle ödeyecek? Yeah. Neyle ödeyecek yani? Bir borçlandırdın, bir daha borçlandırdın, pandemiden çıktık, borç verdin. İnsanlar gitti, aldı borcu, iş yok, ödeyemiyor. Şimdi bir daha borçlanın diyor, bir daha borçlanın. Tabii. Biz, sonu Haluk yok Bey, ki borçlanmanın. Pandemide mesela bizim pandemi döneminde bir çıktığımızda Avrupa Birliği aşağı yukarı bizim 2000 işletmeye, hı hı, 2000 işletmeye 1500 lira hibe para verdi. Hibe. Bizim adamın da çalışmasına ilgili 1500 euro. Ve biz insanlara telefon açıyorduk. Başvuru yapın. 1500 euro size hibe vereceğiz. İnsanlar buna inanmıyorlardı. Çünkü görmedik böyle bir şey. Görmedik, hiç yaşamadık. Bu toplum böyle bir şey. Birisi hibe verecek. Duymadık, yani görmedik. Faktörleri verdi. Yiyecek sektörüne verdi. Yani bir sürü sektörlere verdi. Tabii. Bu aferlere, güzellik uzmanlarına, yani buçuk işletmelere tabii hibe para verdi. Avrupa Birliği. Biz devlet olarak ne yaptık? Hiçbir şey. Hala daha şeylerimiz bile, yatırımlarımız bile eksiktir. O pandemi dönemindeki, o pandemi döneminde sigorta dökümünü alın. Göreceksin o dönemdeki yatırımlar eksiktir. Yani 2019 yılında kaç ay kapalıysak o 365 gün yoktur o yatırımlarda. Ben geçen gün döküman aldım. Çok zor bu ya. Yani bu olacak iş değil. Tabii. Yani sizleri böyle o çok sevilen danışman hikayesi var ya, yani resmen danışman olarak almalı ki doğru yolları gösterilsin. Doğru, evet. Çünkü bence tabii doğruları söylemeyen bir sürü insan var ortalıkta. Bir sürü insan yani var. Merak etme onları, işte daha geçen geçtim Arasta'dan, işte bir adam Arasta'daki yan taraftaki dükkanı 100 bin sterlin hava parasını aldı. Ne? Ne var mı böyle bir para? Var. Yani Arasta'da o da var. Kim aldı? Kim aldı? Yabancı. Yabancı aldı. Yani ha, kim aldı yani? Yabancılar arar yani. Ha. Yabancılar arar. O da bir şey. Yani bakıyoruz İskele bölgesinde
İskele öyle oldu, iskele böyle oldu. E tam da iskele bölgesinde bütün suru, tarım yapının arazileri hepsini inşaat yaptı. Doğrudur. İnşaat yaptı. Denize girilmez. Denize girilmez. Yani bunlar 10 sene sonra çocuklarımıza, torunlarımıza yer bulamayacak. Tabii. Yabancılaşacak memlekette. Tabii. Yani bütün toprakları alıyor. Yahudiler alıyor, Ruslar alıyor, bilmem ne alıyor. Okullara bakalım. Okullar aynı şekilde. Oradan çıkacak zaten. Okullar aynı şekilde. Yani okullarda çocukların çoğu Türkçe bilmiyor. Okullar. Tabii. İşte lisan da öğrenecekler. Olsun bitsin. Bir deprem yaşadık. Sıcağı kana. Herkes sarıldı. Aman okullarımızın deprem şeyini yapalım. Evet, yaptık. %70'i kılacak durumda. Temmuz ayı bitti. Ağustos'a girdik. Eylül'de gelen ay okullar açılacak. Kimsenin bunun yaptığımız bir şey yok. Allah Allah. Yaptığımız bir şey yok. Yarın o bugün okullar açılırsa gene kavusuna açılacak. Gene eyleminden, gene şeyinden. Yani tabii. Bunu artık insanların psikolojisi bozuldu. Gerçekten insanlarımızın psikolojisi bozuldu. Tabii. Çocuğumu ben nereye yollayacağım? Okula gaydesi var. Oo. Yani çocuk, hakikaten şey görürüm onu, tehlikeli yok. Görürüm tabii. Yani yok. Tabii. Yani bunlar hep insanların psikolojisini bozuyor. Yani toplum tabii. Olarak artık yani bir silkinmemiz lazım. Bir uyanmamız lazım. Değil mi? Yani evet. Hakikaten zor günler bekliyor bizi. Evet. Herkesin bir uyanması lazım. Yani herkes bir uyanması lazım. Yani bir silkinmemiz lazım. Ne oluyoruz? Ne oluyor? Yani bu memleket nereye gidiyor? Tabii. Trafiğe çıkan bir sürü öğrenciler, ehliyetleri gidiyor. Yani hem de ne öğrenciler? Hem de ne öğrenciler? Tabii. Onlar başka bir şey. Yani öğrenci geliyor buraya. Yani ben söylerim bunu. Çünkü bizim canımız yanar. Yani öğrenci de geliyor buraya. Kaydolar okula. Ondan sonra okula uğradıkları bile yok. Aynen. Dışarıda iş yapıyor. Aynen. Ne yapıyor? Bahçe temizliyor. Havuz temizliyor. Bahçe işi yapıyor. Evet. Bir şeyler içip atıyor. Bir şeyler içip atıyor. Memleketi mahvediyoruz. Yani onun için söyleyecek çok şey var. Evet, yani, var da yani. Ama nasıl iyileştiririz? Esas da orası. Onu da galiba sen ve ben bulamayacağız i̇şte bu ülke. Bizim gayremiz olduğu için memleketimizden gayremiz var. Kalbimiz sızlıyor ülkemiz için. Onun için buralarda oluyoruz ve bunları iyileştirmemiz için elimizden geldiği kadar söylüyoruz. Evet, uğraşıyoruz. Ya. Yani bu memleketi nasıl daha bir adım ileriye getiririm. Ama tabii ki burada sadece bizim uğraşımız olmaz. Siyasilerin uğraşımına burada bir destek almamız lazım. Vallahi kolay gelsin diyeceğim. Çünkü hakikaten işiniz zor. Yani kapanan bu kadar müessese, yani bu kadar yırtınma, devletten yardım görmemek. Buna rağmen yani böyle ayakta duruyorsunuz. Gayet hoş oluyor. Yani Girne Limanı. Tabii. Yani Girne Limanı turizmin can damarı. Aynen. Ve Girne Limanı kapalı. Ve bunun hiç kimsenin umurunda değil. Orada esnaf sadece bangırıyor. Esnaf sadece bangırıyor. Bugün gazetede okudum. Biraz önce bir aya kadar bitecek diyor bakan. Turizm bakanı söylüyor bunu. Tabii. Ya sen bunu niye söyledin? Bunu sen vereli bir sene var. Bir sene var. Döner reklamını yapar. Bir ay daha kaldı. Bir sene bir ay kaldı. Yani sanki da iyi bir şey yapıyormuş gibi. Tabii. Bir ay kaldı açılmasına. Bir ay zaten sonra şey bitti. Sezon bitti. Tabii. Sözüm bitti. İşler acısı. Sıtmayı göster, ölüme razı olsun işler. Ben geçen gece gittim. Bir tane tahta kapalı. Bir daha yapılan şirketin reklamını da yaparız. Reklamını da yaparız. Çünkü artık yani bizi insanlar oradan arıyorlar esnaf. Tabii. Biz kapandık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani ve hala da yok beton döküleceğiydi. Yok o olacaktı. Yok bu olacaktı. Ya sen bir programın var. Bir şey var. Başından beri bunu belirleyeceydin ve devam edeceydin. Sonuna kadar bu şekilde bitireceydin. Atla deve değil. Sezonda yani bir iş. Gece gündüz işleyip sen bunu sezona bitireceydin. Aynen. Bitirmedinse ceza koyacaksın. İhalelerde böyledir. Ama maalesef biz ceza koymuyoruz. Daha da para diyoruz. Daha da para diyoruz. Daha da para diyoruz. Geçen gün çıktı. 18 milyon TL ödenirken 51 milyon TL ödendi. Hala daha da para istiyorlar. Yani bu olacak iş mi ya? Yani... Yani bu işte uçak alanı birileri yapar, kimse birine para vermez. Öbürü der sen yap ben sana veririm. O başlar sen bunlardan al parayı, sana vermiş gibi olsun der. Yani böyle herkes burayı böyle arka cebi gibi kullanır yani burayı. Yani işte o da dedim yani havalanı konuşalım. O da bir.
Ya eğer hazır değilse açma. Geçen gece misafirler geldi İngiltere'den. Bana dedi tuvalete gittik dedi. Telefonun ışığıyla. Işıklar yanmaz tuvalette ya. Düşünebilirsin ki ya. Aynen. Yani biz havalanımı açtık. Övünelim mi yani? Tamam, çok güzel bir yatırım oldu oraya. Tabii. Çok muhteşem bir şey. Ben ama de gittim gördüm. Ama bitir. İntiba çok önemli. Bitir. Aç. Yollarını. Yazık. Orası memleketin kalbi. Geldiğinde insanlar oraya inecek. Adam tuvalete girerse de ışık yanmaz. Işıklar yanmaz. Elektrik yok. Bavullar dönmez. Yani bunlar her gün, her gece yaşanan konular. Aman Allah'ım. Çıktı her candan gelirik. Direklerimiz yanmaz yollarda. Yani Lefkoşa'dan girmeyi de kan yarısı yanar, yarısı yanmaz. Ya bu memlekette Ulaştırma Bakanı yok mu ya? Hem de en acil işlerdir bunlar. Tabii. En acil işlerdir. Ulaştırma Bakanı'na dersen yani bütçe bitti ve gelecek senenin bütçesinden yiyorlar. Ya nereden istersen bul arkadaş. Bu lamba her gece yanacak. Eğer bu memleket turizm memleketi istersek bu memleketi kalkındıralım. O lambayı sen muhakkak bozuldu mu muhakkak bulacaksın, buluşturacaksın, paranı yaptıracaksın. Doğrusu odur. Doğrusu odur tabii, yani. Tabii. Biz yazıklar meslek olsun. Sahibiz, özel sektör böyleyik. Tabii. Bir işimiz olduğunda acı muhakkak onu buluruk. Aynen, aynen. Yani bulup buluşturacak o müşteriyi memnun edecek. Burada da gelecek olan turist müşteri olarak görürük. Yani bir esnaf olarak onu görürük. Tabii. O gelecek, inecek çarşıya, gidecek, ayakkabıcık alacak, bilmem ne alacak. Hiç yani, bitmeyen, sanki başka bitmeyen. Ayakkabı yok, çanta yok. Yani onun evet. için yok evet. yani lamba elektrikler. Biz aynı şekilde evet. yani evet. kim kime dumduma dedikler tabii. artık böyle yani. Evet, yani. Küçük işletme olarak kalır, mecburen tabii. kalır çünkü evet. büyüyemezsiniz. Büyüyemezsin. Peki, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum biz zamanınıza. Biz teşekkür ederiz. Birkaç konu daha vardı ama onları bu defaya yaparız, tamam. onları. Tekrardan güzel de bir cuma diliyorum sizin için. Teşekkürler. Hafta sonu geldi evet. çattı çünkü. Evet. Güzel cumadan başlasın. Evet, Mehmet Ali Ardıç bizimleydi. Genel konuları, bizi rahatsız eden konuları konuştuk. Elektrik ne kadar pahalıdır, kaçak işçi ne kadar önemlidir. Kaçak işçinin size yaptığı işten ziyade zararını düşünün. Abartı gelecek ama bakın iki insan ölebilirdi kaçak işçiden. Elektrik için kaçak işçiler kullanıyoruz oralara girip bakmaları için. Elektrik için kaçak işçi, tesisat için kaçak işçi. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Zararını bu toplum görecektir. Her neyse, ben sizlere güzel bir cuma diliyorum. Hoşça kalın.